O 6 yaşında geldiği Fransa'da bugün Alsas bölgesinin en kıdemli ve rütbeli jandarması. Wissembourg Jandarma Taburu'nun gözetleme ve müdahale komutanı Menderes Kılıç. 1992'de Orly Havalanı'nda askerliğini yapan Kılıç, aynı zamanda jandarma okuluna hazırlanır. Okulu kazanan ve başarıyla tamamlayan Kılıç, Eylül 1993'te mesleğe ilk adımını atar. Ve arkadaşımız Tülay Sucu sordu. Hem Kılıç ve personeli sorulara içtenlikle cevaplar verdi. Quelqu'un qui est une main de fer dans un gant de velours. Quelqu'un qui commande parfaitement et qui est très respectueux de ses hommes. Voilà, très humain. Sayın seyirciler, sizlere Fransalı Türklerin gururlarından olan Fransa'nın Alzas bölgesinin en kıdemli ve en rütbeli jandarmamız, Wissembourg Jandarma Taburu'nun gözetleme ve müdahale komutanı Sayın Menderes Kılıç'ı tanıtacağız. Efendim Menderes Bey, ilk önce bize kendinizi tanıtır mısınız, parkurunuzu anlatır mısınız? Evet, ben yaklaşık 25 yıldır bu meslekteyim. Lise mezunu olduktan sonra 1988'den itibaren 1993 yılından itibaren Châtellerault Assubay Jandarma Okulu'nda kurs gördüm. Bir yıl. Bu okulu bitirdikten sonra 1994'te Dijon Karakol Çevik Kuvvetleri'nde görev yaptım. 6 yıl sonra yani 2000 yılında Alzas bölgesine Bijviler Karakolu'nda görevlendirildim. 2006'dan itibaren 2006-2010 arası tekrar yeni bir tayinim çıktı. Oberne Karakol Jandarma Karakolu'nda görevlendirildim. Efendim 2010'dan itibaren yeni bir rütbe alarak şu andaki bulunduğumuz yerde Wissembourg Tabur müdahale ve yöne ve Wissembourg Tabur Wissembourg Jandarma Karakolu'nun gözetleme ve müdahale karakolunda komutan olarak görev aldım. Menderes Bey, Jandarma Taburu'nun gözetleme ve müdahale komutanı olarak göreviniz tam olarak nedir? Evet, benim şu anda rütbem Assubay kıdemli başçavuştur. Bu taburun komutanıyım. Söylediğiniz gibi bu taburun misyonları, görevleri nedir? İlk etapta Wissembourg'da bulunan 6 karakola destek vermektir. Yani şöyle anlatalım. Bir tehlikeli veyahut silahlı şahıs bulunduğunda bizim taburu ararlar ve ben operasyonu organize ederim. O andan itibaren bu şahıs etkisiz duruma getirildikten sonra tekrar o karakoldaki arkadaşlara o kişiyi teslim ederiz ve anketlerine devam ederler. Bundan hariç anlıyorsunuz ki bayağı operasyonlar organize ettiğimiz için eğitime ihtiyacımız vardır. Evet, aynı anda haftada 2-3 kere spor yaparız. Koşu, karate veyahut boks şekilleri veyahut da elbette gerekince araba veyahut arabada bulunan şahısları nasıl kontrol teknikler yani bize eğitim verilir o yönden yani. Veyahut da ev apartmanlara nasıl girilir, nasıl hangi teknikle hangi yani en elimizden geldiği kadar emniyet tekniklerini öğrenmek. Oui, Alpha, Alpha, ici le Charlie Papa, Charlie Papa. Ok. Donc dès que vous êtes sur place, vous rentrez dans l'immeuble. Merci beaucoup, hein. On vous a fatigué, mais merci. Pas de souci. Parce que là, il y a une dernière manip avec eux, si vous voulez. Fransa'da başarıya erişmiş bir örnek olarak Fransalı Türklere vermek istediğiniz mesaj nedir? Evet, elbette geçmişimizi, kökenimizi, kültür zenginliklerimizi unutmamamız gerekiyordur. Sağlık, eğitim, hukuk sektörlerinde bayağı vatandaşlarımız başarılı olmuştur. Aynı anda bir tek şey tercih ederim. Mümkünse gençlerimize yardım edelim, çocuklarımıza yardım edelim ve devlet memurları olsunlar. Gerekirse valiliklerde, gerekirse kaymakamlarda veyahut belediyelerde görev alabilsinler.